De görünmeyen de bilen alemlerin Rabbi Allah eksiklikte münezzehtir. Kuşkusuz ki kesin dönüş onadır. Konularımız oldukça doyurucu konular var. Yani bir sohbet üzerinden konuşacağız inşallah. Sohbet demeyelim de yine kısmen sohbet ama genel itibariyle inkar içinde var. İşte bir sebep diyelim bunu. Yeni bir sebep daha bulmuşlar. Belki bunu paylaştık mı daha önce? Benzeri belki paylaştık ama doğrudan bu şekilde bir şeyi sizinle konuşacağız inşallah ki. Yani ilk defa duyacağınız yaklaşımlar da içinde olacak. Bunlara cevap da bulacaksınız. Ve ayrıca hak çizgisinde bunun etrafında Rabbimizin ihsan ettiği kadarını inşallah ki konuşacağız. Kuşkusuz ki Allah her şeyi kuşatmış ve her şeyi bir bir saymakta. Şimdi biz Allah'ın takdiriyle Cin suresindeki son ayetleri hatırladığımızda, Subhanallah, Allah yanlarındaki dahil, Allah her şeyi kuşattığını adet olarak sayıyorlar, saydığını bilmeleri için. Allah böyle burada ne müjdesi var? Yani burada Allah'ın Resulleri, Allah'ın izniyle hak adına konuştukları zaman, yani bir şey, bir konuda Allah izin verir, bir zanla yanlış bir kanıya varır, yanlış bir şey ortaya çıkarır, sonra onu Allah doğrusunu gösterir, sonra der ki bu değil, bu o dahil, yani o dahil Allah'ın hepsi kuşatmasıyla, takdiriyle, izniyle meydana gelir ki onun çok büyük bir görevi vardır. O öyle bir şeyin Allah'ın izin vermesinin çok asli bir sebebi vardır. İnsanoğlunun en büyük zorlandığı noktalardan bir tanesi o söylediği bir şeyi, yani doğru söyledi, o anda inandı. Doğru olmadığını gördüğü zaman onu düzeltme erdemi. Bu çok basit. Yani bu kime sorsan der ki öyle şey mi olur? Ben elbette ki ben öyle biri değilim. Ben gördüğüm yanlış yaptığımı gördüğümde hemen kendimi düzeltirim der ama bu söylenenle gerçek arada bir uçurum olan konulardan biridir. Zira bu olduğu zaman ancak insan gerçekten gelişimini sürdürebilir. Doğruya, daha doğruya, daha doğruya doğru daima ancak o zaman ilerleyebilir. Bunu da çok kişi başarmaz. Allah da Resulü üzerinden böyle bir örnekliği tanık oluyoruz ki Subhanallah gerçek çok önemli bir asli görev olarak izin vermekte bazı işler için. Yani her şey Allah'ın kuşatmasındadır. Şimdi buradan konuya bağlayacağım. Bir tane kıymetli inşallah ki gerçeği bulur diyeceğim bir insan. Burada isimlerini de zikredelim. Madem çok kişinin ismini zikrediyoruz. Bereket Usta, dayı mesajlarda yeğenim diye sesleniyor. O otelde beraber çalışmıştık. Böyle bir hani bizim toplumumuz içerisinde böyle bir diyalog vardır. Ve gerçek anlamda bir şeydi, yani bir hani aynı yerde çalışmanın da benzer şeylere değer vermenin de nihayetinde bir sohbet arkadaşlığı da doğmuştu ve samimiyetle dayı, yeğen, işte emmi kalıplarını samimiyetle kullanıyorduk. Yani böyle kendi yakın akraban, hatta sen gerçekten anlaştığın bir sohbet arkadaşı çoğu kez senin işte sohbet etmen bir akrabandan çok daha önde olur. Zira gerçek akrabalık zaten din sohbet üzerine kuruludur. Ama gerçekten kopmaz bağlar nedir? Kopmaz bağ dinde kardeşlik de mümkündür. Başka hiçbir çıkar, hiçbir şey bunun dahilinde değildir. Bir Ahmet Bezgisiz var. O da acayip derecede yani kısa bir süre çalıştık ama bir şey vardır onun. Konulara kendine has bir yaklaşımı vardır. Yani birçok konuda hani bildiğini zanneder ama gerçek anlamda ıskaladığın farkında değildir. Ama bunu kabul dahi etmez. Buna söyleyenleri duymaz dahi. Yok, o derece kendine emindir ama az bir gerçek penceresine bakan kişi ürperir onun bazı hallerinden, işte alaya aldığı, tiye aldığı bilme. Ama şu yönünü desen mesela, birçok kişi örnek veriyorum din konusunda onun zaaflarını söylüyor ama bazı yönünü Allah'ın takdiriyle ben fark ettim. Yani bazı yerde insanların din yerine koyduğu aslında dinle alakası olmayan saçmalıkları, işte örnek veriyorum üfürük
adı altında yapılan zulümler, ahmaklıklar, böyle çeşitli din değil, dinde olmayan ama insanların din zannettiği ve insanların böyle saçma salak bir şekilde peşinde sürüklendiği konuları araya alır. Ama bunun içerisinde bu çizgi hak, eğer tam gerçek anlamıyla hakikatin sarılmazsan, Rabbinin emrettiği, buyurduğu yolu takip etmezsen, o zaman sen bir yerde yanlışa taşlarken içeri doğrunun tarafında olmadığında senin zaten hani bir yanlışta değilsin ama diğer tarafta başka bir felaketin içindesin demektir. Hani herkesin kendi putu güzeldir. Put, ona put gelmez ama başkasının putunu zevkle taşlar. Ama esas olan kendi putunu kırmaktır, yıkmaktır. Bu da Allah'ın, göklerin ve yerin hakimi Allah'ın, yani şu her şeyi kuşatan, yaratan Allah kitap göndermiş. Bunu da kanıtlamış kendisinden olduğu. Yani nice deliller var, sayısız deliller. Bir sürekli beni en çok böyle derinden etkileyen ayetlerden biri. Yani göğü yarattık ve onu korunan bir tavan yaptık. Yani göğün üzerimizde korunan bir tavanı olduğunu, bugün atmosfer dediğimiz o koruma kalkanları olmasa halimizi, yaşamın olmasından mümkünse, bilinmeyen bir zamanda işte kalkanlardan söz etmek, yani o kadar bilimle, o fenle o kadar uğraşan insanların ancak çok sonra teknolojinin, ilmin, bilginin kat kat ilerlemesiyle fark ettiği bir şeyi o zamandan söylenmesi. Yani bunun gibi devasa konular vardır. İşte sen dağları görürsün, onları durur, hareketsiz zannedersin ama onlar işte bulutların hareket etmesi gibi geçerler, hareket ederler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın muazzam işidir, hikmetli işidir. Bu nedir? İşte dünyanın gezdiğini söylüyor açık bir şekilde. Dağlar geziyor bulut gibi. Yani bu Subhanallah bize, yani bunun benzeri çok fazla konu vardır. Hele iç dünyamızda dünyanın, dünyayı en iyi anlatan, halimizi en iyi ortaya koyabilen delilleri de düşündüğümüzde Allah kitabın Allah'tan olduğunu şüphe kalmıyor dürüstler için. Ama illa bir şey dayatmak isteyenlere kendi fikrini, Allah nasıl sözde iman ettiğini zannederken bir takım kuruntuları şeyin içine koyuyorlarsa, Allah izin veriyor. İşte din namına tevil yapıyor. Yani Cübbeli'nin saçmalıklarından, büyük saçmalıklarından bir tanesi. İşte ayeti örnek veriyorum. Kendi yani söylenmeye insan utanıyor ya. Utanıyor tabii ki, yani böyle bir şey olabilecek bir şey mi ya? Yani çeşitli sebeplerle ayetleri bugün şey yerine koyan, Allah'ın, Allah orada öğüt al, ibret al, düşün, tart, duayı içtenlikle Rabbine yap. Oradan alacağın bir akıl varsa al. Ama tut, örnek veriyorum, ayeti ilahlaştır, ayeti bir şey yerine koyup al bunu, şu ayeti şuraya sür, bir krem gibi, bu ayeti ihanet etmektir. Ayeti zerre kadar anlamamaktır. Bunun gibi saçmalıklar var. Nasıl ki Allah bu yola savrulanlara izin veriyorsa, yani Cübbeli mesela kuşları, İbrahim Aleyhisselam kıssasındaki o kuşların diriltme olayını saçma sapan bir yere çekmesi gibi. Yani derin ilim sahipleri konuyu daha iyi yakalasın diye örnek veriyorum. Yani burada ki mevzu, esas mevzu bizim gerçek anlamda dürüst olmamız Rabbimize karşı ve doğruyu gördüğümüz yerde adım atmamız. İşte o zaman inşallah gerçek daha açılacak bize. İşte o Ahmet Bezgisiz, Ahmet Usta diyoruz o otelde. O da şey yapmış, Bereket Dayı dediğim Bereket Usta, Bereket Emmi yorum yapmış. O da o gün altına bir şey yapmış. İşte hani ben de buradayım, bir destek, bir şey söylemişti. Ben de seni gördüğüme mutlu oldum dedi. Ben de senin mutlu olman, destek vermene mutlu oldum dedim. O da hemen oradan şey yapmış, yani neyi destekliyorsun, hayırdır gibi mesaj vermeye yeltenmiş. Yani gerçek anlamda bilmeyenler, inkar edenler, hoşlanmayanlar istediği kadar karşı gelsinler, çirkin görsünler. Allah nurunu tamamlamaktan başkasını dilemiyor ve hükmetti buna. Allah'ın nurunu tamamlaması ne demek? İşte bu özlenin, adaletin, bugün yeryüzünde o kadar pislik var, kan akıyor, o kadar zulüm var, talan var, yalan var, hırsızlık var. Bu iktidardan, muhalefetten, işte bilmem kendini bir halt yerine koyan sözde mafya babası denilen müsvetelerden. O ne kadar ahlaksız şeyler var.
diğer yüzünde temizlenmesi gereken. İşte bunlar o gerçek dürüst müstezaflar, temiz insanların arzu edeceği o tertemiz dünyayı bozan pisliklerdir. Yani bu pisliklerin arınması gerekir. Adaletsizliği her türlüsü, işte fuhuşatın her türlüsü, yani insanın aklını gerçek anlamda o kadar öğrenebilecek güzellikler, Rabbin yolunda atılacak adımlar, değerler varken seni bu yoldan alıkoyacak her türlü şey, elbette ki alıkoyacak her türlü bir fayda getirmeyen odak dağınıklığı, bunların en tepesinde fuhuşat elbette geliyor. Bunlar hepsi insanı bu şeyi, nurun önündeki engeller, pisliklerin kendisidir. Ve Allah inşallah ki bunu tamamlayacak. Bunun inşallah ki müjdesi bende, ama bu müjde tekrar tekrar hatırlamakta yarar var. Bu, siz eğer ki değerini bilmezseniz bu size ulaşacak diye bir kural yok. Herkes imtihanda, Allah dilerse sizi hepinizi yok eder. Hepimizi, bak, herkes dahil ediyor Allah. Ve yerinize yeni bir halk getirir. Allah bizi kendinize kıyanların halinden korusun. Ve bu Allah'a göre zor değil. Yani sizi nasıl getirdiyse, yoktunuz, varsanız şimdi, yerinize bir başka sizden getirir ya da başka şekilde, dilediği şekilde getirir. Bu Allah'a zor değildir. Ve Allah onlara daha dürüst olurlar, daha sizden daha iyi, siz o kadar olay yaşadınız, hala yaşıyorsunuz. İbret almayıp kendinize kıymayı seçiyorsunuz, şeytanın peşinde koşmayı. Onlar sizin halinize bakar, içinde birçok kimse de ibret alır ve Allah nurunu onların dünyasında egemen kılar. Yani bu en büyük mükafattır, en büyük nimettir. Bu nimeti Allah sana haşa, sana o kadar nimet vermişken, akıl vermişken, vahiy vermişken, üzerine Resulü hakikati açıyorken, hala eğer ki bu nimetin değerini bilmezsen, elbette ki sen bundan mahrum edilirsin. Rabbimiz bizi kendine zulmedenlerin halinden korusun. Yani bugünkü mesajında Emmi'nin kısa yaz, insanlar birçok kimse okumuyor diye bir şey, bir tavsiyede bulunmuş. Niyetin iyi olduğu, halis olduğunda şüphem yok. Bunun için Allah inşallah ki dürüst, bütün dürüst kalplere, bütün samimilere rahmetini yağdırsın. Bizi razı olduğu kulların arasına alsın. İşlerimizi iki dünyada güzelliklerine ihsan etsin. Ancak şu hatırlatmayı Allah'ın izniyle bulundum. Yani bunun gerçek anlamda Rabbimizden gelen değerler, nimetler olduğunu ve ben de ancak ne eksik ne fazla, ne kısa ne uzun, Rabbimizin öğrettiğini, Rabbimin takdiriyle getirdiğimi, benim üzerime düşen sadece tebliğ olduğunu, Rabbimizin sebepler dahilinde, yani yorum geliyor, olaylar yaşanıyor, biri bir şey diyor, bir işte rüyayla birleşiyor, bir konuyla birleşiyor, ayetle birleşiyor. Bu Allah'ın her şeyi kuşatması, subhanallah, kulunu yolunu öğretmesinin çeşit bu şeyidir, yöntemleridir. Bu Allah'ın öğrettiği bu sebepler dahilinde benim üzerime düşen öğrettiğini ortaya koymaktır. Şu ana kadar hamdolsun Rabbimin takdiriyle birçoğunu açtım. Daha birçok inşallah açılmayı bekleyen ve günü geldikçe Rabbime sığınıyorum. Hem ertelememekten, hem de işte kimi yerde örnek veriyorum, birçok insanın konuşmaya yaklaşamayacağı konular da işleniyor haliyle. Elbette ki Allah'ın Resulü ve gerçek iman edenler Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Çünkü bütün gücün zaten Allah'a ait olduğunu tanıklık ederler. Yani onlar dahil o ilk iman tam anlamıyla Risalete başladığım zaman, ya dedim ben bunu başlasam, hani bunları normal Allah'a davet birçok şeyi konuşuyoruz, bunları nasıl ortaya koyacağım diye düşünüyordum. Hani gerçek anlamda Allah'ın gün gün kalbi güçlendirdiğini, imanın güçlendikçe, gerçeğe tanık oldukça korkuların, dünyalık bütün saçmalıkların arındığına henüz tam anlamıyla idrak etmediğim zaman da beni en çok ürperten konulardan biriydi. Hamdolsun Rabbim o günü geleni açmamı gerektirecek sebebi, imanı, gücü, kudret, cesareti veriyor. Yani öyle söyleyeyim ki bazı günler mesela önümde duruyor. Mesela böyle sebepler dahilinde onu paylaşmam gerektiğini anlıyorum. Ve önümde duruyor ama böyle bir takım işte şeytan hileleri ya da daha tamamlanması gereken noktaların olduğunu görüyorum. Mesela böyle ağırlık, mesela bunu birkaç defa yaşadım. Böyle bir takım zaten bir yorgunluk da hafif üzerimde varsa böyle bir ağırlığa, kocaman bir ağırlığa dönüşüyor.
oturduğum yerde, yaslandığım yerde yığılıp kalıyorum. Ve subhanallah orada bir takım şeyler düşünüyorum, tartıyorum. Hani adeta bir sürü olay yaşıyorum arka tarafta ne olduğunu. Bu Allah'ın rahmetten subhanallah nimeti yardımıdır. Sonra bir bakıyorum, kalkıyorum. Subhanallah az önce tereddüt ettiğim, az önce bir şey düşündüğüm şey hani o ortadan beni tutan şey ortadan kalkmış ve kolaylıkla Allah'a güvenle, imanla paylaşıyorum. Bu işte Rabbimizin yardımıdır. Günü geldikçe olması gereken olmakta. Eğer gerçek anlamda Rabbimizden bunların veri nimet olduğunu bilirsen dedi. Bunların her kelamı bırak bu şeyle kısa olmasını istemek. Bunların her kelamının Rabbimizden ne kadar büyük bir nimet olduğunu göreceksin. İşte o gün inşallah ki zulümattan nura, inşallah ki karanlıktan aydınlığa doğru yelken açacağın zaman olacaktır. Zira bu Allah'ın takdiriyle, yani benim kendi şahsıma ait ne gücüm var? Hiçbir gücüm yok. Ben koca gerçek anlamda Rabbimizden gelenin değerini bileceklere çok büyük göklerin ve yerin sahibi Allah'ın hak olan vaadi gereğince en değerli nimet, baki cenneti inşallah ki kavuşacağını müjdelediğim gibi yakın en büyük fetihten müjde veriyorum. Bu da Rabbimizin yine ihsanıyla. Bunu neye dayanarak veriyorum? İşte Allah değer bilenin, kadir bilenin değerini bilir ve ona hürmetini arttırır. Sen yeter ki sana gelenin değerini bil, üzerine düşeni yap. Bundan dolayı bu bir arkadaş da 9-8-9 aydır takip ediyorum. İşte bir tanesi yorum yazmış. O kadar yorumlarla sabah bir sürü sabah akşam paylaşıyorum. Yani yüzü aşkın kaç tane videonun altında yorumlu videolar da var. Yani mesele yorum değil. Zaten gerekli olanı Allah sebepler dahilinde diyorum ya, karşılaşıyoruz ve böylece ortaya çıkıyor. Bu da demiş ki uzun şeylerin uzun. Sen 8-9 ay nasıl takip ediyorsan birçok gerçekten böyle kalbi onun gerçeği tanımaya başlayan ama ve bu haseple hemen kestirip atıp kendine kıyanlar gibi değil, arka tarafta takip eden birçok insan var hamdolsun. Ve bu da inşallah o vaat edilen o büyük gün için bir hazırlık keza. Yani neden bekliyorsun dedim. Yani bekleyecek bir şey yok. Zira bu helak, yani bekleyenlerin üzerine kopar. Doğru, yani kurtuluşa erenler de ona geldiği, gördüğü doğruya hareket edenlere layık olduğu bir şeydir. Kurtuluş ancak onlara ulaşacağı bir nimettir. Ama gördük, görmeye başladı. Gördüğü halde bunu şey yapıyor. Yok sayıyor. İşte bunlara Rabbimiz bütün iman edenleri dürüstleri korusun. Bunlara helak üzerine kopar. Bir tanesi de şey, bunun yorumu da epey uzun da özetle geçeyim. Yani benim sosyal medyada işte Mehdi şey peşinde olmaz. Nam şey peşinde olmaz yani. Popülerite peşinde koşmaz. YouTube'da işte interneti olmayanlar, işte burayı çok dikkat edin. İnterneti olmayanlar işte sen onlara şey Mehdi'si değil misin? Onlar ne yapacaklar? Teknolojisi telefon olmayanlar. Yani soru az düşünen bilen insanlar bilir. Yani bir resul Allah o kadar geçmişte nice resuller geldi. Başka dillerde, başka kavimlere. Allah diğer o anda onu görmeyenlere üzülüm etti. Hayır, Allah hiç kimseye gücünü yettiğinden fazlasını yüklemez ve kimseye yüklediğinden fazlasını mesul tutmaz. Ve son risaleti Allah bilhassa son risaleti insanların gözü önünde tutması ve kayıt altında subhanallah bunları biriktirmesi kıyamete kadar sürecek insanların artık tamamen bahaneler ortadan kalkması içindir. Yani bugün o örnek verdim. Allah'ın Resulü Mesih, İsa Mesih aleyhisselam, o şimdi ondan videolar olsa, onu gerçekten anlayanlar o videoları insanlara paylaşmak için nasıl bir şey girerler? Sen ne yaparsın? İşte Allah'ın takdiriyle dürüstler, kendilerine gerçek belli olduğunda işte hakkın taraftarları, o Allah bir vakit sonra inşallah ki bütün dürüstler aramızdaki perdeler kalkacak. O zamandan önce de başlayan, şu anda Allah'ın takdiriyle görülenler
gidecekler. Bu nimetlere, Allah'tan olan, aklı öğreten, yolu gösteren, hidayet olan nimetlere olmayanları ulaştıracaklar. Yani Afrika'daki bir çöle bir su kuyusu açmaktan bin sayısız kat daha değerli olduğunu. Çünkü Allah'ın izniyle akıllı öğreten, yolu gösteren nimetler olduğunu görecekler. Yani siz de iman edenler tutup götüreceksiniz Allah'ın Resulü. Yani o kadar Allah işinizi kolaylaştırmışken bunu da